Hepinize merhaba, kanalıma benim hepiniz hoş geldiniz. Ben Lisa. Bu video tatil günleri serisinin 12. videosu. Yani inanamıyorum, gerçekten sadece 3 günümüz falan kaldı ve 15 gün bu kadar hızlı geçebilirdi gerçekten. 12. gündeyiz şu anda. Bence gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. 2 senedir hiç tamamlayamadım bu seriyi. Bu sene sana tamamlayacağım. Zaten artık bunu her sene böyle yapmayı düşünüyorum. Hani her sene 15 tatil, semester tatilinde bu tatil günleri serisini yaparız diye düşünüyorum. Hani bu bizim kanalımızın bir serisi olur artık. Her neyse, evet, dediğim gibi videoya hoş geldiniz. Ve umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden 31 Ocak Çarşamba ve saatimiz 13.47. Bu video başından da gördüğünüz gibi böyle şey gibi bir rutin olacak. Hani yeniden doğuş gibi. Tamam, çok abartmayayım ama böyle şey gibi bir video. Yani ben uzun süredir, hani dün gece özellikle bayağı geç yatabildim ve yeni yeni artık kendime gelebildim. Çünkü bayağı yorgunum gerçekten ama geçti şu anda yorgunluğum ve işte bu yüzden bu video böyle bir tık daha sakin bir vlog olacak ve hani böyle şey gibi, böyle birazcık hani ortalığı toparlayayım. Böyle biraz daha kendime geleyim. O tarz bir video olmasını istiyorum bu videonun. Ben bu videoyu şöyle söyleyeyim, birkaç maddeye böldüm ve bu madde, hani mesela atıyorum bir madde odayı toparlama maddesi falandı filandı. Bu şekilde bu koyduğum maddelere uyarak günümü güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağım ve verimli bir gün olmasını istiyorum. Şimdi benim adam gayet temiz görünüyor. Hani şöyle baktığınızda pek bir kirli görünmüyor açıkçası. Ancak dolaplarımın içi asla öyle değil. Hani giysi dolabım benim mutlaka her ay bir kez dağılır ve yine dağıldı. Çünkü ay sonu geldi, işte 31 Ocak'tayız şu anda. Ve ocağın sonundayız ve yeni aya düzgün bir şeyle girmek için bu videoyu yapıyorum. İlk madde oda temizliği olsun, bir yerleri falan süpürmem gerekiyor. Ondan sonrasında ikinci maddeye de geçeriz. Şimdi artık ilk maddemiz olan oda temizliğiyle videoya başlıyoruz. Evet, süpürgeyi aldım ve geldim. Odanın temizliği maddesini odayı süpürmekle başlatacağım. Hemen süpürmeye geçiyorum. Masamı sildim, aynamı sildim, ancak çöpümü boşalttım, yerleri süpürdüm vesaire derken tertemiz oldu bence. Şimdi artık sırada dolap temizliği var. Giysi dolabını temizlemem gerekiyor. Tüm kıyafetlerimi yatağıma döküp ardına tek tek düzenleyip yerine tekrar koyacağım. Birazcık zor olacak ve biraz uzun sürecek bir ihtimal. Çünkü ben hep yaparken böyle sıkılıyorum ve sonrasında bir şeyler oyalanmaya başlıyorum. Ama bu sefer direkt yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar sürecek, ona bir bakacağım. Videomuza aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz ondan sonrasında. Şimdi giysi dolabımı düzenlemeye geçiyorum. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. Sonunda dolabımın düzenlemesini bitirdim ve saat yaklaşık 3.30 falan oldu şu an. Ben öğle namazını kılmayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden ben önce namazı kılıp geleceğim. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Kıyafet kısmı neredeyse hiç zorlamadı. Hemen yaptım, ancak üst kısım da kirliydi ve dağınıktı. Bu kısmı düzenlemek istedim ve burayı düzenlemeye başladığım anda hani bayağı bir vakit geçti. Gerçekten çok uzun sürdü. Hani çünkü atmam gereken şeyler vardı. Tekrar düzenleyip hani yerine koymam gereken şeyler vardı. Bir sürü şey vardı ve anca bitti yani. O yüzden burası biraz uzun sürdü dediğim gibi. Her neyse, artık dolap temizliği bu kadardı diyebiliriz ve buradan da kurtulmuş olduk. Sonraki maddemize öğle namazından sonra geçiş yapacağım ve o yüzden beni iki dakikalığına bekleyin. Şimdi ise 3. maddemizdeyiz ve 3. maddemizde bullet journal defterine ayın resmini çiz. Ben bundan 5 gün önce biliyorsunuz ki böyle bir resim çizmiştim bu defterime. Hani vlog çekmenin resmi tarzı bir şey düşünmüştüm ve hani böyle bir şey ortaya çıkmıştı ve gayet de tatlı olmuş. Hani bayağı beğenmiştim. Tabii ondan öncesini zaten ocağı da yapmıştım. Ocakta böyle olmuştu. Hani ocak gerçi böyle aşırı beğendiğim söylenemez. Çünkü daha güzel bir şey vardı aklımda. Ancak yapamadım bir türlü. Ocak bu şekilde oldu ve şimdi Şubat'a daha güzel bir şey yapmak istiyorum. Şubat böyle bir daha kalpli mertli bir şey olsun istiyorum. Çünkü genelde hani Pinterest'e nasıl ararsak öyle çıkıyor. Sevgililer gününden dolayı. Kafamda başka bir şey oluşmuyor. O yüzden ben hani böyle kalpli tatlı bir şey yapmak istiyorum. Bakalım, bence ortaya güzel bir şey çıkar. Şimdi hemen Pinterest'te gördüğüm birkaç resmi göstereyim onlardan bakarak. Mesela ilk gördüğüm resim buydu. Bunu gayet beğendim. Sonrasında bir de şuradaki kalpler bayağı hoşuma gitti. Ondan sonrasında bir de şu şekil bir ay şeysi çizmeyi düşündüm. Ancak nasıl olur bilmiyorum. Bir şekilde bir şey ortaya çıkaracağım. Bakalım. Bence güzel bir şey çıkar. Şimdi artık çizmeye başlıyorum.
follow your heart. Böyle görünüyor ve beklediğinden daha tatlı oldu gerçekten. Şimdi üstüne siyah kalemli çizimini tekrar yapıp ondan sonra da boyamaya geçeceğim. Tamamen bittikten sonra size göstereceğim ve sonrasında aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bence gayet tatlı ve güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ondan sonra yorumlara yazmanızı bekliyorum mutlaka. Şimdi hemen bunu boyayıp geliyorum. Resmi bitirdim ve o kadar güzel ve tatlı oldu ki yani gerçekten bayıldım. Hani şunu başka bir resimden aldım. Yazıyı başka bir resimden, tarihi, hani takvimi başka bir resimden, kalpleri başka bir resimden düşündüm. Ondan sonrasında yazıyı biraz öne yazmışım başta. Ondan sonra hani tekrar geriye çekmek yerine şöyle 2024 yazayım da boş kalmasın en azından dedim. Hani böyle orantılı görünsün dedim. Gerçekten de çok güzel oldu. Yani çok tatlı oldu. Şimdi masamda bu duracak bir ay boyunca. Ben böyle masamı böyle temasını da değiştirip pembiş pembiş bir şey yaptı ve gerçekten çok güzel oldu. Sene sonunda senenin en iyi ay resmini seçelim. Şubat şu an benim iki tane var zaten. İkisi arasında favorim olmuş oldu. Umarım size beğenmişsinizdir ve aşağı yorumların nasıl olduğunu size fikrinizi yazmayı unutmayın. Şimdi artık gördüğünüz gibi 3. maddemiz biz de bu şekilde bitirmiş ve tamamlamış olduk ve artık bunu masama yerleştiriyorum ve masamdaki yerini alıyor. Az önce söylediğim gibi 3. maddemizi tamamlamış olduk ve saatimiz şu anda 4:48 geçiyor. 16:48 yani. Şimdi yatağımdayım çünkü telefonumun şarjı yok. Neyse 4. maddeyi hemen açıklayacağım, söylemiştim. 4. maddemiz Şubat ayı için, hani normalde her ay yapmam tabii ki bunu ama genellikle yeni playlist oluşturmayı seviyorum ve bu sefer Şubat ayı için böyle sevdiğim müziklerin içinde olduğu bir playlist yapacağım. Çünkü dinlemem kolaylaşsın ve rahatlıkla dinleyebileyim diye. Şu an Spotify'ıma girdim. Bu arada Spotify hesabı merak edenler için ekrana yazıyorum. Ayrıca yoruma sabitlediğim linkten de hesabıma ulaşabilirsiniz. Çok saçma playlistlerim var. Hani böyle çok aşırı karmaşık playlistim de var. Şubat ayı için bir playlist oluşturacağım. İsterseniz bunu size takip verebilirsiniz. Bu arada en sevdiğim şarkı olarak geçen ki soru cevap videosunda Dolu Kadehi Ters Tut Dilerim Ki demiştim ve en son onu dinlemişim, görüyorsunuz zaten. Ben Dolu Kadehi Ters Tut'u gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim müzik grubu çünkü bilmiyorum, şarkıları bana böyle çok hoş geliyor. Kulağıma çok güzel geliyor. Evet, şimdi artık yeni bir playlist adı. Diyorum ki Şubat. Şimdi ismini ayarladım ve evet çok tatlı görünüyor şu anda. Artık buraya müzik ekleyebiliriz. İlk şarkım Taylor Swift'ten bir ilerleyelim. İlk önce Taylor Swift'in birkaç tane şarkısı ekleyeceğim. Böyle karışık değil de hani şarkıcıları sırayla ekleyeceğim. Playlist'i karışık çaldırdığımızda sırayla denk gelmediği için böyle koymakta bir sıkıntı görmüyorum şu anda. İlk şarkı Taylor Swift'ten I Can See You olabilir. Çünkü böyle çok güzel ve hareketli de bir şarkı. O yüzden bunu ekleyeceğim. Ondan sonrasında yine Taylor Swift'ten Long Live, bu da bayağı güzel. Onun da melodisi yine çok hoşuma gidiyor. The Very First Night, o da bayağı güzel melodisi. Yine çok çok hoşuma gidiyor. Bir ara bayağı dinliyordum. Ancak şu an çok demesem de bayağı güzel melodisi var. Forever and Always, bunu da ekliyorum. Çünkü o da bayağı güzel bence. Sonra Fearless'ı ekliyorum. Fearless zaten en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. All Too Well. All Too Well de bayağı güzel. Biraz yavaş başlasa da çok hoşuma gidiyor. O yüzden onu da ekleyeceğim. Telif yeme sıkıntım olduğu için şarkıyı açamıyorum maalesef. Tamamdır. Sanırım Taylor Swift bu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum. Biraz Dolu Kadehi Ters Tut'tan devam edelim şimdi. Şimdi Dolu Kadehi Ters Tut'un çoğu şarkısı bir tık daha böyle şey gibi kalıyor. Yani çok neşeli şarkılar değiller. O yüzden böyle ekleyeceğim çok sınırlı sayıda var. Ol Bana Razı'yı ekleyeceğim çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ardından Dilerim Ki eklerdim ancak Dilerim Ki şu anda Şubat ayına maalesef uymuyor. O yüzden onu eklemeyeceğim. Yarısı Yok'u ekledim çünkü o da hareketli bir şarkı, yine güzel bence. Korkmuyorum ekleyeceğim. Mavi Green'in sevdiğim bir şarkısı var. İlaç Ol Yaralarıma diye. O da yeni çıkmış sanırım. Eklemeyi düşünüyorum ve ekledim, tamamdır. Ben Yalın'ı çok severim. O yüzden biraz hani Yalın'ın şarkıları da bu konsepte uyuyor gibi. Ha, Benimki buraya çok yakışır. O yüzden Benimki'yi ekliyorum. Hani melodisi çok güzel olur. Ha, Yeniden çıktı. Yeniden'i de ekliyorum. Yalın'dan başka ne ekleyebilirim diye bakıyorum. Ha, Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda olabilir. Şimdi Yalın'dan bu kadar yeter herhalde. Sanırım playlist bu kadar. Bakalım şimdi. 53 dakikalık bir playlist yapmış olmuşuz. Taylor Swift'te başlıyor. Taylor Swift'in 6 tane şarkısı var. Dolu Kadehi Ters Tut'tan 3 tane şarkı koydum en sevdiğim grup olmasına rağmen. Çünkü şarkıları bu konsepte çok fazla uymuyor. Ondan sonra ise Mavi Gri'den bir tane şarkı, pardon 2 tane şarkı eklemişim. Ha, ben bir ara aklımı kaçırdım ve ekledim, herhalde size söylemeyi unuttum. Mavi Gri'den 2 tane şarkı, birisi İlaç Ol Yalın ve bir tanesi aklımı kaçırdım. İkisi de melodisi gayet hoş, bence bu konsepte uyuyorlar. En sonunda da Yalın. Sonuç olarak gayet güzel bir playlist ortaya çıkardık ve ben bunu artık diziden herkese açık hale getireceğim yarın ve oradan playliste siz de ulaşabileceksiniz ve izleyebileceksiniz, yani dinleyebileceksiniz. Tekrar dediğim gibi yorumdaki sabit linkten bu playliste ulaşabilirsiniz. Evet, böyle çok tatlı bir playlist oldu ve ben çok beğendim. Şimdi saat 18:13 geçiyor ve benim tam ara tatilim, pardon sömestr tatilinin
ilk gününden beri ertelediğim bir tane kimya ödevim vardı. Dedim son günler yaklaşmışken artık şu kimya ödevini yapayım da bir rahatlayayım, kurtulayım. Çünkü yapmazsam artık hiç yapmayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi ben hani bugün de zaten böyle verimli geçiyordu gayet. Verimli bir şekilde devam etmek amacıyla dedim ki kimya ödevini yapayım. O yüzden şimdi evet ödevimizde şöyle birkaç tane başlık var. İyonik bağ vesaire, o bağların olduğu konu var ya. Örnek yazacağım ve açıklamam lazım. Bitirmesem de en azından birazını yapayım, kalanını da yarın hallederim diye düşünmüştüm. Bu arada şu anda masamı topluyorum çok böyle konuşurken hemen. Evet masamı da toparladım. Artık kimya ödevini yapmaya başlayalım. Bu arada defterim yazacak, A4'e mi yazacak onu tam anlayamam ama sanırım deftere yazılacak diye anladım. Yani öyle sanırım. İnternetten araştırarak rahat bir şekilde yaparım zaten. Şimdi hemen kimya defterimi alıp geliyorum. Sonrasında ders çalışmaya artık başlayalım. Şimdi artık günün son maddesine geçiyoruz. O da kitap okuma maddesi. O kadar ders çalıştıktan sonra artık günü kitap okumakla bitirmek gayet verimli olacak diye düşündüm. Bu arada saat biraz geç oldu. Ben zaten yatsı namazımı falan kıldım ve o şekilde otururum artık video. Çünkü bayağıdır biraz çekmeyi unutmuşum. Artık edit yapmaya da geçeceğim. Hani aslında benim günümün son maddesi edit yapmak. Ancak videoda onu gösteremediğim için son maddesi kitap okumak olarak göreceksiniz. Ancak olsun ben zaten onu söylüyorum burada. O yüzden edit yaptığımı bilmeniz yeterli olacaktır. Bu arada ben iyi bir kızın cinayet rehberi serisinin ikinci kitabına geçtim artık. Sonunda bir dönem sonunda artık geçebildim yani. Aslında ben diğer kitabı ikinci kitap sanıyorum. Çünkü kitabın üstünde kötü son yazıyor. Dedim herhalde bu sonuncu kitap. Ancak bu ikinci kitapmış. Ben şimdi bu kitabı okumaya başlayacağım ve ondan sonrasında yeteri kadar okuduktan sonra edit yapmaya geçeceğim. Bu arada ilk kitap bayağı güzeldi. O yüzden direkt ikiye geçiyorum şu an. Normalde böyle hızlı okuyan birisi değilim. Yani gerçi hızlı okumuyorum aslında ama yani yine de direkt ikinci kitabı geçmem bence iyi bir başarı yani. Çünkü çok fazla kitap okuyan birisi değilim. Ben okumaktan ziyade izlemeyi seviyorum çünkü. Her neyse evet dediğim gibi bu şekilde. Aslında bu video 12 değil de 1'de de atabilirim. Çünkü aktiflik oranınız 1'de daha fazla yanlış değilse. Hani 1'de daha fazla kişi aktif oluyor YouTube'da o sırada. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir tane kahve emojisi bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.